Evet, teşekkürler. Karşılaşma sonrası İstanbul Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz hocamızla birlikteyiz. Hocam tebrik ederim. Evet. Hemen duygularınızı alalım, sözü size bırakayım ben. Tüm futbol kamuoyuna, Türkiye'ye bizim mesajım var. İstanbul Spor seyircisi... Şampiyon kim abi? Futbolu, ask him. Kim? Ask him. No, ask him after, okay? Very good question. Hocam, kim şampiyon, kim? Hadi söyle. Yeah! Evet, Hafız Aydan geldi. İstanbul Spor bir İrfan yuvasında kurulmuş. Asillerin takımıdır. Selam olsun 14'lük, 15'lik, 16'lık şehitlerimize. İstanbul Lisesi'nin pencerelerini siyah boyayan, önce vatan diyen, geri dönmeyi düşünmeyenlere selam olsun. O günden bu yana 96 yıllık tarihi boyunca hep Türkiye futboluna pozitif değerler üretmiş bir camiayız. Bence bu saatten sonra bu daha belirgin olacak. Herkesin ikinci takımı İstanbul Spor'dur. Ama Türkiye'de önce vatan diyenlerin, dönmeyi düşünmeyenlerin artık bundan sonra birinci takım olmalıdır. İstanbul dünyanın en büyük kent takımıdır. Bir sene boyunca futbol ürettik, futbolcu ürettik, kurumsal bir kimlik ürettik. Nihayetinde hak ettiğimiz, burada maçı da izlediniz, bir final maçında bu kadar baskın oynanabilir. Ve yine hiç oyunu çirkinleşmeden oynayan taraftık önde olduğumuz halde. Bu böyle devam edecek. Bütün Türk futbol kamuoyuna selam olsun, bir renk geldi Türk futboluna. Hocam 40 yaşındasınız. Evet. Aslında ilk teknik adamlık profesyonel olarak ilk teknik adamlık deneyiminiz ve takımla sezon başında kamp da yapmadınız. Sonrasından evet. Aldığınız bir takımla evet. Bugün şampiyonluk yaşıyorsunuz. Belki de bu ligde şampiyonluk yaşayan en gençlik teknik adamlardan bir tanesiniz. Evet. Bununla ilgili kendi başarınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü sezon boyunca biz size röportaj yapamadık. Evet. Röportaj alanımıza gelemediniz lisans probleminden. Bu kez sözü bırakın. Bunu da bununla alakalı kurumun düşünmesi lazım. Ben A lisansı Türkiye'de ikinci kursta aldım. Rahmetli için duysun. Samsun Spor Başkanı Emin Kar göndermişti. 9 senedir pro lisansa çağrılmıyoruz. Sağlık olsun. Ama bu işin lisansın değil, becerinin yaptığını bugün kanıtladık. Ben tek başıma yaptığım bir şey değil. Hep beraber bunu var ettik, bu değeri. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Çok o yüzden ekstra bir göçlü yaşamıyorum. Hak ettiğimiz bir şeydi. Futbol olarak kesinlikle TFF 1. Lig'in en farklı, en baskın takımıydık. Bugünlere kalmaması gerekiyordu ama daha heyecanlı, daha güzel oldu. Hocam siz tabii sevinciniz, oyuncularınızı kutlamak istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz. Ben de tabii sizi bırakmıyorum. Seneye Süper Lig olacak hocam. Neler evet. Söyleyeceksiniz şimdiden? Aynı kimliğimizde, üreten kimliğimizde, futbol üreten, oyuncu üreten kimliğimizde devam edeceğiz. Ve asla diğer pek çok takımın yaptığı gibi gereksiz harcamalar yapmayacağız. Belli bir bant koyacağız. 48 saat içinde başkanımızla toplantı yapacağız. Yol haritamızı açıklayacağız. Transfer komitesi başkanımızı kim ne yapacak ve tıkır tıkır devam edeceğiz. Bu gurur yaşatan çocuklar bize devam edecekler. Onlara Süper Lig'de işlerini kolaylaştıracak birkaç takviyeyle yolumuza devam edeceğiz. Bizim amacımız futbol üretmek, sonuç almak değil.